Başkent Washington'da bu hafta da gündem yoğundu. Bir yandan ara seçimlerin ardından Kongre'deki hareketlilik devam ederken Pentagon'un Kongre'ye sunduğu F-35 raporunun yankıları sürüyor. Öte yandan G20 zirvesine ev sahipliği yapan Arjantin'de dünya liderlerini ağırlıyor. Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu liderler arasında. Dolayısıyla gündem yoğun, konuşacak çok konu, sorulacak çok soru var. Başkent'te bu gelişmeler nasıl yorumlanıyor? Washington hafta sonuna hangi başlıklarla girecek? Bu sorunun yanıtını almak üzere sözü Serdar Cebe'ye bırakıyoruz. Serdar. Özlem Tınaz, önce Pentagon'un açıklamasıyla başlayalım. Biliyorsun basında çıkan haberlerde Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporla ilgili, özellikle Türkiye raporuyla ilgili ayrıntılar çok tartışılmıştı. Bu rapordaki ayrıntılara göre Türkiye'nin F-35 projesindeki rolü S-400 füzeleri alması durumunda değerlendirilebilir yorumu yapılıyordu. Sadece F-35 projesindeki rolünü etkilemeyecekti. Başka helikopterler, örneğin Chinook ve Black Hawk helikopterlerinin satışında ve F-16 savaş uçaklarının satışında yine Türkiye'nin önüne önümüzdeki günlerde belki zorluk çıkartılabileceği de yorumu yapıldı çıkan rapordan. Şimdi rapor Kongre'de çok olumsuz almak mı lazım? Hayır değil, ama Savunma Bakanı Mattis bir defa Türkiye'nin bu projeden dışlanmasına karşı çıkıyor. Pentagon bu tartışmalar üzerine dün açıklama yapmak zorunda kaldı ve Kongre'ye Türkiye hakkında sunduğu raporun dün Amerikan basınında yer alması üzerine bu açıklamayı yaptı Pentagon yetkilisi, Pentagon sözcüsü Eric Pohon, ve şöyle dedi: Türkiye'nin F-35 programına katılımının sona erdirilmesinin olumsuz etkileri olacağını, bununla birlikte bu olumsuzlukların kalıcı netlik taşımadığı değerlendirmesini yaptıklarını belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor ve bu açıklamayı Amerika'nın Sesi muhabirine yapıyor Pohon. Türkiye'ye savunma ihtiyaçlarını karşılamada daha iyi çözümler bulmasına yardımcı olmak için çalışırken, aynı zamanda da Rusya'dan S-400 satın alımının geniş kapsamlı etkileri hakkında uyarılarda bulunuyoruz. Kongre ile güçlü ortaklığımız bunu başarmada bize yardımcı olacaktır. Rapordaki ayrıntılarda da vardı. S-400 alımından Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Türkiye'ye de ayrı bir paketin, S-400'lere alternatif olacak Patriot paketinin hazırlandığı belirtiliyor. Ama bunları almaması durumunda çıkabilecek zorluklar da yine Pentagon yetkilisi tarafından aktarılıyor. Şunu bir kez daha aktaralım. Mattis'in, Savunma Bakanı Mattis'in bu raporla birlikte Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasını istemediği yorumları da yine yapılan gazetelerde çıkan yorumlar arasında geçtiğimiz haftada bıraktığımız konu. Evet, diğer konu G20 Liderler Zirvesi, Trump'ın toplantısı. Bu arada çok önemli bir bilgi de verelim. Amerika'nın Sesinden Greta Van Susteren'a açıklamalarda bulunacak. Bugün Amerika saatiyle 2:45'te bir röportaj verecek ABD Başkanı. Bu röportajı da izleyicilerimiz önümüzdeki dakikalarda Amerika'nın Sesi internet sitesinden izleyebilirler. Şimdi sabaha nasıl uyandık? İlk gününde özellikle NAFTA'nın yenilenmiş, güncellenmiş haliyle uyandık. 3 lider, Trump, Meksika lideri ve Kanada Başbakanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Uzun zamandır şikayet ettiği, adil olmadığını söylediği NAFTA konusunda yeni bir anlaşma imzaladıklarını, NAFTA'nın güncellendiğini belirtti. 3 lider de bu anlaşmanın Amerika, Kuzey Amerika'ya bir hareket getireceğini düşünüyor. Trump adil olmadığını söylüyordu. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Kanada'daki mandıra pazarına, özellikle hayvansal ürün pazarına giremiyordu ve kısıtlamalar vardı. Ve Kanada'nın Amerika'ya ithal ettiği arabalara ek vergi koyacağını söylemişti ABD Başkanı Donald Trump. Aslında belki bir krize de gidebilirdi. Çünkü demir ve çelik ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa'dan aldığı, hem Kanada'dan, Meksika'dan aldığı ürünlere getirdiği
%25'e yakın vergi eğer bu anlaşma öncesinde iptal edilmezse Kanada Başbakanı'nın bu zirveye katılmayacağı bile söylendi. Dışişleri Bakanı'nı yollayacağı söylendi ama böyle bir şey olmadı. Şimdi bugün tabii ki gündemde Başbakan Recep, ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi de var. Resmi olan görüşme ayaküstü görüşmeye çevrildi. İptal edilmedi, onu bir kez daha söyleyelim. Aynı zamanda Kore, Güney Kore lideriyle de aynı görüşmeyi yapacak. G20'de öne çıkan başlık aslında şöyle diyebilirim. Biraz Veliaht Prens Bin Salman'ın Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla diğer liderlerin bu konuda onunla konuşmak istemesi gündemde ön plana çıkan konu başlıkları arasında gibi geliyor bana. Özellikle İngiltere Başbakanı'nın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ve Rus liderin bu konuda Bin Salman'la konuşacaklarının açıklaması bu konuyu da önemle ön plana çıkartıyor. Tabii ABD ve Çin arasında yarın yapılacak, iki lider arasında yarın yapılacak görüşme bir ticaret savaşlarının başlayıp başlamayacağının da sinyalini verecek ama olumlu bir havada gidiliyor. Çin'in 200 milyar dolarlık ABD ithalatına Amerika Birleşik Devletleri, Trump yeni ek vergiler getirecek mi, getirmeyecek mi ki hala aynı pozisyonda olduklarını söylüyordu ama uluslararası uyarılar, ekonomistlerin uyarıları bir krize sebep olabileceği, küresel bir krize sebep olabileceği uyarısıyla daha olumlu bir havada iki liderin görüşebileceği belirtiliyor. Böyle yoğun bir haftayı geride bıraktık Özlem Tınaz. Washington'dan aktaracaklarımız şimdilik bunlar. Serdar Cebe Washington gündeminden notlarını paylaştı. Teşekkürler Serdar.